Üzülmesine gerek yok. Burada sonuçta bu provokatörlerin amacı polisin kendilerine saldırması ve bunu ortaya çıkacak görüntülerden yararlanmak. Kaynakları hemen polis, bu konuyla ilgili bir şey yazmış. O oyuna gelmiyor. Polis bugün provokasyona gelmemiş. Evet. Polisi kutluyoruz. Ama bu polisin geçmişte ki davranışlarını da ortadan kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Evet. Söyledim az önce. Evet. Evet, siz söylediniz. Bunu da ortaya koymak lazım. Hep böyle olsa keşke. Keşke hep böyle olsa. Keşke evet. Aklı sayılayım davranabilse herkes. Keşke kimsenin burnu kanamadan. Toplumsal şey, olaylara ha, şey yapılsa. Ama esas keşke şu. Keşke bunlar hiç olmasa. O polisler o darbelere maruz kalmasalar. Göstericiler biber gazına maruz kalmasalar. Açın Taksim'i. Açın 1 Mayıs'ta. İnsanlar kutlasın. 3 yıl üst üste orada 1 Mayıs kutlanmadı mı? Kutlandı. Ne oldu? İncisi mi döküldü Taksim meydanında? Hayır yok. İnsanlar geldiler orada slogan attılar, marşlar söylediler, bilmem gül oynaya, halaylarını çektiler. Ondan sonra dağıldılar. Bu görüntülerin hiçbirisinin olmaması için bunun yapılması gerekiyor. Şimdi şu kemer, yani akıl alır gibi değil. Niye İstanbul'u bu halde gösteriyorsunuz ki? İlk başlangıçtaki giriş fotoğrafımız. Bozdoğan kemeri. Evet, Bozdoğan kemeri. Şimdi bu fotoğraf doğru bir fotoğraf mı? Dünyaya biz nasıl bir görüntü veriyoruz? Nasıl bir görüntü veriyoruz? Ya bunu bir düşündük mü? Tamam, polisi tebrik ediyoruz. Aklı selim davranmış, provokasyona gelmemiş. Ama polisi aşan bir durum var burada. Bir siyasi iradenin kararı var. Bu siyasi irade eğer 1 Mayıs'ı için Taksim Meydanı'na açsa, oraya izin verse, bu görüntünün hiçbirisi olmayacak zaten. Öyle, ben, hiçbirisi bak, olmayacak. Şöyle İsmail Diken, ben geçmişte de Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'a açılmasını savundum. Biliyorum yani senin konuda sözlerin vardır, yazılarında vardır. Olanlardan benim yakınlarım da var. Nerede var? Ne, Kazancı Yokuşu'nda ne 77'de biliyorsunuz 34 kişi orada taranmıştı. Ama bugün geldi. Yakınların mı var orada? Yani o sırada orada olan benim abim, küçük kardeşim, onlar da var. Fakat bu sefer Özgür Bey de iki kez İçişleri Bakanı ile görüştü. Ben de bu süreci takip etmeye çalıştım. Çok ciddi bir güvenlik tehdidi vardı. Yani örgütlerin çağrısı vardı. İşte şu anda çok problemli olduğumuz işte bir ülkenin dışarıda yaptıkları eylemler vardı. İşte DAEŞ bombacısı yakalandı. O nedenle bir hassasiyet oldu. Güvenlik nedeniyle. Şimdi de gördük bak CHP ve DİSK çok sağduyulu davrandı. Sağdan çekildiği halde örgütler bu işi provoke etmeye çalıştı. Bir provokasyon ama aynı kanaat değil. Bir çok ciddi bir provokasyon kuşkusu vardı. Ama ben de aynı kanaat değil. Eğer bu konuda gerekli tedbirler alınır. Devletin elindeki bilgiler nedir onu bilemiyoruz. Alınır, güvenlik sağlanırsa geçmişte oldu. Zaten hani 2009'da oldu, 2010'da oldu, 2011'de oldu. Yine Taksim'de rahatlıkla kutlanabilir. Peki. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Peki yani şu tipleri görüyoruz değil mi Ahmet Bey? Bu saldırgan tipi. Yani aslında İsmail Dükel ilginç bir şey de söyledi. Niye Bozdoğan kemerinde durduruldu diye. Peki bu saldırıya meyilli, şiddete meyilli organize olmuş grup Taksim'e çıksaydı ve aynı hareketi Taksim'de yapsalardı, daha büyük izdihamda, daha büyük kalabalıklarda, kontrol edilemeyecek bir alanda yapsalardı, faturası nasıl olur? Ya zaten Abdülkadir... Hayır, hayır. Ben, evet. Yok. Şimdi... Abdülkadir Selvi onu söylüyor zaten. Diyor ki devletin elinde şimdi... bir takım evet. Güvenlik... Özgür yani. Özel'le Sayın yani, İçişleri güvenlik, Bakanımızın bir görüşmesi oldu. Güvenlikle ilgili... Orada İçişleri Bakanımız ilgili, Özgür Özel'e bazı istihbari bilgiler olduğu... Eyvallah, kabul. Bir dakika, bazı istihbari bilgiler olduğu bunlar söyler. Oraya çıkmaya çalışıyorlar. Bıraktın, çok basit bir şey bıraktın. Çevre emniyetini de aldın. Dolayısıyla bunlar birbirlerini mi dövecekler orada? Kime saldıracaklar? Hayır. Kiminle kavga edecekler? Şunu diyorlar. Neticede ama saldıracak bir polis bulurlar herhalde. Ama yine orada yapsalar ya, kontrol edilemez bir noktada. O değil. İliş kitlelerde. Sadece o değil. Ya, bu yaklaşım şöyle. Şöyle bunlar buradaki... oraya sadece burası değil. Bak iki gün önce yani ben de orada olmasını savunduğum için takip ediyorum. İki gün önce DAEŞ bombacısı yakalandı ve büyük bir kitlesel... Nerede yakalandı Abdülkadir? İstanbul'da yakalandı. Beykoz'da. Ben yaptım iki gün önce haberini. İki İstanbul. DAEŞ'li bombacı evet. Kimyasal bazı karışımlardan bombayı imal etmeyi öğrenmiş, yapmış. Hatta tatbik etmiş. Beykoz'daki bir mermer atölyesinde çalışıyor ve oranın müşteri mali hattında kalıyor. Hatta
patlatabiliyorum mu diye deneme yapmış ve amacı o bombacı Taksim'de gelip bu tam da 1 Mayıs günü orada patlatmaya başladı. Öyle mi? Evet. Yani 77'de olan olayın benzeri gibi. Tabii tabii. İlginç değil. Yoksa çelişkili ifade de veriyor. Mesela tabii. diyorlar Taksim Meydanı'nda niye sen bu eylemi yapacaksın diyorlar. İsrail'e karşı diyor. İsrail'le Taksim'in ne alakası var diyorlar? Ne alakası var? Evet. Yani yine aynı DEAŞ biliyorsunuz İran'da Kasım Süleymani Anması'nda ve Moskova'da tiyatroda eylemler yaptı. Şimdi, öyle bir hassasiyet var. Yok. Bu görüntüden ibaret değil bugünkü olaylar. Evet. Konuklarımızdan bazıları arada kaldırım taşlarının sökülüp atıldığını söylediler. Onun görüntüleri de var. Bir bakalım ona da. Parçalara ayırıyor böyle yere vurup. Evet, kırıyor ki daha atabilsin diye. Şimdi Emrah da tam o sırada olay yerindeydi. Tam olay yerinde. Evet. Tam olay yerinde. İzledik onu da bugün gündüz. Şimdi o Emrah'ın anlattığı bölüm var mı ya Onur bizde? Ha, bir sesli olarak dinleyebilir miyiz orayı bir? Evet, şimdi bir kez daha bu kez polis öne doğru harekete geçti ama taş aman. Çok farklı yerlerden taş atılıyor. Görmediğimiz farklı alanlardan. Çok bir müdahale daha polise yönelik gerçekleşti. İçeriye geçmek istediler. Taş geliyor. Aman taş geliyor. Taş atılıyor. Aman dikkatli. Taş atılıyor. Taş dikkat. Evet, Baret giymesi çok, lazım. Çok kötü. Baret giymesi lazım. Çok polisin üzerine gelecek gel. Bir kez daha uyarı geldi. Bir kez daha. Farklı yerden bir taş atılıyor. Çok taş atılıyor. Aman Allah'ım çok büyük taşlar atılıyor. Hayır. Göstericin orada. Taşlar. Evet. Görüyorum taşları görüyorum. Evet çok. Bu tam bir provokasyon. Polis bir kez daha uyardı. Yapmayın aman. Hayır. Hayır çok bakın polise gelecekti. Çok büyük bir taş geldi. Aman. Evet. Evet, şöyle açalım. Taş geliyor. Bir takım konuşmalar aralarında geçtiğini görüyoruz. Ve polise bir kez daha. Oo, büyük taş atıldı. Aman. Oo, çok büyük, yine taş atıldı. Rahat da var. Kendi attıkları taştan göstericiler bile yaralı. İşte onun için diyorum, farklı bir şekilde. O taşı atanı mutlaka bulmalılar. Ben de onu söyledim. O provokatör. İşte onu yakalayıp adalet kazanını görmek istiyor. Sözler anlaşılmadı. Önce İsmail Dükel. Topayla vuran da provokatör. Hiçbir şey anlaşılmadı. Tamam. O taşı atan mutlaka bulunmalı. Ve gerekli ceza verilmeli. Çünkü o tam bir provokatör. Bulunabilirse. Kaynağım bu noktada bir şey yazdı. Görevli. Tam da İsmail Bey'in söylediği gibi. Olayı o hale getirmeye çalışan kayıt ve çalışma. Tam o görevli yani o adam. Evet. Adam görevli o taşı atan. Kayıt ve çalışma devam ediyor. Kimlikler tespit ediliyor. Hepsi cezasını çekecek. Yüz tanımayla hemen tespit ediyoruz. Merak etmeyin demişler. Eray Bey sizin için de. Peki yüz tanıma sistemi kolayca tespit ediyor. Kendi arkadaşı orada. Ama biliyorsun böyle taş atanla sopayla vuranı niye ayırt ettiniz ki? Ayırt etmiyoruz ya işte. Hayır provokatör dedi de İsmail. Ama iyice sopayla, o taş başka bir şey artık. Gladiyatör gibi kafasına vuruyor. Tabii, yani şöyle demek lazım. Yani bunu provokatörler, o deminki vuranlar, taş atanlar bunlar bu toplumun içerisinden tutulup tespit edilip adalet karşısına çıkarılmalı. Tabii, Emrah. Bu zaten öyle söyledi Nihat Bey de. Değerli konuklarımız. Emrah yaşadı. Ama neden Emrah baret giymemiş kafasına onu da sormak isterim yani. Emrah bir dakika bir daha izleyelim. Ya gazetecilere de müdahale olmadı. Yani emniyetin bir daha bu kez polis öne doğru harekete geçti ama taş aman. Çok farklı yerlerden taş atılıyor. Görmediğimiz farklı alanlardan. Çok bir müdahale daha polise yönelik gerçekleşti. İçeriye geçmek istediler. Taş geliyor. Aman taş geliyor. Taş atılıyor. Taş atılıyor. Aman dikkatli. Taş atılıyor. Taş dikkat. Evet. Gel o. Çok kötü. Evet. Çok polisin üzerine gelecek gel. Bir kez daha uyarı geldi. Bir kere daha. Farklı yerden bir taş atılıyor. Çok taş atılıyor. Aman Allah'ım. Çok büyük taşlar atılıyor. Hayır. Evet çok evet, polis bir kez daha uyardı. Yapmayın aman çok hayır çok bakın polise gelecekti. Çok çok büyük bir taş geldi. Aman. Evet. Evet. Şöyle.
Şöyle açalım, şöyle açalım. Taş geliyor. Çok cool polis. Bir takım konuşmalar. Polis, yani basının da güvenliğini endişeliyorlar o ara. Tabii canım, bakın işte. Yani göstericiye, göstericiye de geliyor taş. Polise bir kez daha. Oo, büyük bir taş atalım. Onlar da demişti işte, yani yaralanırsa göstericiler kendileri yaralamış olacaklar. Çok büyük taşlar geldiği için daha farklı bir şekilde püskürtme gerçekleştiriliyor. Ya Emrah, nasıl bir atmosfer yaşadın ya? Vallahi hani sen tabii heyecanla anlatıyorsun. O anda olayın tam ortasındasın. Yani biz burada tabii görüntülerde o taşın kaç taş geliyor, nereden geliyor, nasıl geliyor onu tam kavramak mümkün değil. Bir anlasana yani, daha soğukkanlı şimdi baktığında olayı. O bir an mıydı yani, bir abi, süreç miydi? O bir sürecin bir parçası mıydı o taş atma olayı? Ahmet Hakan, şöyle taş atma, ellerine baktığımızda herhangi bir şey yoktu. Ama biraz o üzerlerine, polisin üzerine doğru gitmeye başladıktan sonra işte bu alanda devasa bir kalabalık vardı bu parkın içerisinde. Ve parkın içerisinde bu alanda hemen yerde kaldırım taşları var. Bakın şimdi evet, az önce gördüm, buraya belediye ekipleri geldi ve o alanı düzelttiler dakikalar önce ama... Yolda burada kaldırım taşlarını söküp parkın içinden işte bizim bulunduğumuz alana doğru, orayı görmemiz çok zor. Nereden geldiğini, kimin attığını, açıkçası arka taraftan bir yerden yukarıdan büyük taşlar gelmeye başladı. İrili ufaklı ve bazılarının çok büyük olduğunu ve tam şu noktada bir polis memuruyla göz göze geldik. Ve bir hamleyle vücudunu biraz kenara attıktan sonra o taştan kurtuldu ve göz göze geldik ve o anı çok net gördüm. Büyük bir taş, çok az bir manevrayla taştan kurtuldu ama özellikle göstericilerin, Allah Allah, yani burada yani 5-10 kilo ağırlığında büyük taşlardan bahsediyor. İsteyenlerden bazılarının üzerlerine de düştü. Ve şu Ahmet Hakan, tam bu alanda, ben burayı da çok iyi hatırlıyorum, an be an sizlere aktaracağım. Şurada bakın, burada bir gösterici vardı bu alanda ve o taşlardan bir tanesi atıldı. Arkadaşlar, neden taş atıyoruz dedi. Gösterici. Taş neden atılıyor? İşte içindeki provokatörler bu ifadeyi kullandı ve o sesi yayına da evet, çok net bir şekilde. Çünkü o provokatör, o kişiye, o gösterici derdi, işçi hakları değil. Toplumu provokatif polis de hayır bak diyor ki, diyorum o taş atanlar mutlaka bulunur. Tabii tabii işte evet. Diyor ya, gösterici diyor ki arkadaş niye taş atıyorsun diyor. Yani? O gerçek gösterici. O samimi bir insan, evet, o samimi. Yani. Evet. Yani oradaki o polise evet, vuranlar falan taş mı ettiğim için söylemiyorum. Ya göğüs göğüse gelmiş o. Bir mücadele veriyor kendine göre. Ama taş atan başka bir şey. Tabii tabii, taş ya, başka. Ya orada polise şopla vuran da, burada gösteri, bakın Ahmet Bey, enekleriyle vuran da, o da şey. Olumladığımı söylemiyorum. Tabii. Ahmet Bey. Yok, canım, hani bir derece farkı bu, var demek. Bu taşlar bakın. Ya, bu hani şu taşı atan. Şuna baksana bu ya. Bu başka bir bu şey. Taşlar. Bu başka bir şeyin peşinde. Emrah, tam olarak şunu mu söylüyorsun? Orası Saraçhane Parkı galiba. Bu o parktan mı atıyorlar taşı? Çok acayip bir şey. Park. Şuna bak ya. Evet, parkın. Bu adamı öldürür ya. Evet. Silah ya. Bu buradaydı. Bunu burayı kırmışlardı ve bu mesela bu mesela kaldırılmıştı. Evet, kaldırmakta da dahi bu zorlandık. Bakın bu bile buradan alınmış ama atılamamış. Bu çok ağır. Çok ağır. Ve bu sökülmüş. Sökmüşler orada onu. Bu alan bakın falan. Burada çalışmış daha yakında üzerine. Ahmet Bey, şimdi size göstereceğim. Oradan bakın, hemen bak burada, zaten Bozluğan kemeri de çok yakın. Bu alanda söktükleri alan vardı. Az önce, evet çok yakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri az önce taşı onardılar. Bakın burası yeni, burayı sökmüşlerdi. Bakın az önce onardılar. Bura sökülmüştü, bakın yeni, buraya yeni kapattılar. Bura komple sökülmüştü, burası yeni. Bunları kaldırıp buradaki güvenlik güçlerine doğru attıklarını biz gördük. O kayıtlarda da var zaten. Çok acayip. Yani cinayete teşebbüs gibi bir şey olması lazım. Evet, şöyle yani. Biraz daha. Ama işte bu tür yaklaşalım. Kitlesel eylemlerde provokatörler ortalığı karıştırıyorlar. Tabii, tabii. O evet, şey gerçekten çok anlamlıydı, hani dedi ya, bir gösterici demiş niye ki taş, ne yapıyorsunuz arkadaşlar, bu taş nereden aynen çıktı filan yani, diyen. Bütün bunlarda o samimi bir insan, evet. Hani tamam.
Ve evet. çok saygı duyulası bir samimiyet. Tabii. Bak yani ne yapıyorsun yani. Arkadaşım diye insan gerçek işçi eder. O. Evet. Gerçek bulunması gereken yani kişi o. Gerçekten ondan işçi hakkı için evet. orada. Evet. Vardı. Orada olması gereken o insanlar. Ötekiler değil. Pardon Emrah seni pardon duyamadım ne dedin? Ahmet Bey ondan bir tane değil birkaç tane vardı ve hepsine şahit oldum. Atıldığında şunu söylediler farklı farklı yerlerden. Neden taş atılıyor? Neden bazı yerde de özellikle güvenlik güçleriyle alakalı göstericiler arasında o taş sopa olunca bir takım burada yine yer alan kişilerden neden polise vuruluyor? Neden bunu yapıyoruz dedi. Aralarında bir diyalog geçti ona şahit oldum. Bir kısa süreli sürtüşme de oldu. Sen neden karışıyorsun, niçin böyle söylüyorsun diye. O kişiyi de böyle etrafta sözlü olarak etkileri altına aldıklarını gördük. Tabii o dirayetli bir şekilde bunu yapmamalıyız, neden bunu yapıyoruz dedi. Burada ama, burada onların içerisinde ve yapılana karşı arkadaşlar neden böyle davranıyoruz dediler. Ya bir şey söyleyeceğim. Tek senden bir şey rica edeceğim Emrah. Zahmet olacak ama tekrar... O atılan taşın bir örneğini gösterdin ya az önce. Oraya tekrar bir gidebilir misin? Hem gittiğin yerin ne kadar mesafede tabii, olduğunu gösterelim. Görmek istiyorum. Hem de o taşı bir kez daha görmek istiyorum. Yani şöyle bir tam ekran verin Emrah'ı. Bakın, yani çok da yakın bir yer ya aslında. Ahmet yani, Bey bak. Burayla ora arasında evet. 100 metre yok. Yok. Yok çok az. Bakın ya. Burayı metre yok. Kaldırım. 50-60 metre bir şey. Onu sökmüşler. Evet, hani o atamamış onu galiba. Parçalayamamış. Kırmaya da çalışmışlar. Kırmaya çalışmışlar. Kıramamışlar. Evet bunu söküp ama atılamaz bu. Ahmet Bey. Atılan bir tane göstermiştin. Parçalayamaz ve atılamaz. Emrah atılabilecek nitelikte bir tane ama, göstermiştin az önce. Onu gösterebilir misin şu, tekrar? Ama şunu ikiye ha bak şu işte. İkiye bölmüşler bu evet. Ha, işte, bu rahat, parçalanmış. Buradan. Karşıya atılabilecek. Evet. İşte böyle çok rahat insanı öldürebilir. Ve mesafede Ahmet Bey. Çok rahat bir insanı öldürebilir. Öldürür. Eğer başına ya da ölümcül bir noktasına gelirse. 50-60 metre var. 50-60 metrelik bir mesafe evet. Evet. Buradan fırla. Ya peki polis. Ve aşağısı Ahmet Bey. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ahmet Bey aşağısı kalabalık. Aşağısı kalabalık. Bakın yukarıyı göremiyoruz. Arkadan düşünsenize bakın arkadan bunun atıldığını düşünün ve nereden geldiği belli değil. Çok acayip. Ve birden aşağıya düşüyor. Ne diyorsun abi? Dedim. Vallahi ben diyeceğim. WhatsApp'ta dedim. Yazışıyorsun birisine bu taşla ilgili bilgi mi veriyorsun? Ne diyorsun? Hayır. Yayınlara baktım. Bununla ilgili bazı şeylere baktım. Şu gösterdiği taş çok enteresan değil mi ya? Ölümcül değil midir bu yani? Şimdi taş da şimdi sürekli o büyüklükte atılmamıştır da. Yani bence açıkçası... Arkadan taşı atan adam da oraya gelip polisin kafasına sopayla tepe tepe 3 kere, 5 kere, 10 kere vuran adamın açıkçası çok amacı farkı yoktur. Bence. Ama taş daha bir acayip bir şey yani. Ben hani İsmail Dükel'in ne demek istediğini anlayabiliyorum. Demek istiyor ki ya o vuran adam da tamam onun yaptığı da doğru bir şey değil. Tasvip edilecek bir şey değil. O da çok büyük bir yanlışın içinde. Tamam. Ama diyor taş daha ölümcül bir şey. Atıyorsun kalabalığın üstüne yani. Artık sen diyor bir eylem yani illegal eylemci olmaktan çıkıyorsun. Kriminal bir adam haline geliyorsun demek istiyor. Ben öyle anlıyorum doğru, yani. Doğru. Öbürünün yaptığı doğru değil ki o da yakalansın. Onun yaptığının da cezası verilsin. O vuran adam elinde sopayla polise vuran adam da suç işliyor. Eyvallah yani. Şu işte. Evet, yani bu ya insanlar da sadece niye ayrılıyor ki yani? Ayrılmaya gerek yok ya. Ama taş atan da aynı gidip orada işte şu maskeli olup polise saldıran da aynı. Şu nedenle ayırıyor. O tam karanlık el. Adam tam karanlık el. Çekilmiş kenara. Bak anlatıyor o parkta. O parkta kendisini geldi, göstermediği bir yerden atıyor taşı. Bak mesela onu da Emrah gösteriyor. Şimdi göster. Bak Emrah söyler misin? Şimdi dinliyoruz seni. Ahmet Bey. Bunu sökmüş bak. Bak bunu sökmüş. Ahmet Bey bu belediye yeniden yapmış. Bakın yeni bunu da belediye. Evet bu bakın. Bakın bu sağlam. Bunlar sağlam. Bakın bunlar çıkarılamaz. Bakın bu mümkün değil. Yani itmeyle falan nasıl çıkardılar ben onu anlamış değilim. Bu
Bakın bunu tekrar onardılar. Bu sökülmüştü. Etrafında taşlar vardı. Bu demir. Bakın bunu yeni az önce yayınımıza başladığımızda belediye ekipleri geldi, onardılar. Bakın bunu buradan söktüler ve demir yerdeydi. Dibindeki o taş kırıntılarını teker teker aşağıya doğru götürdüler. Bakın bu bile o dakikalarda belki oraya doğru getirilebilirdi ama burada kaldı. Çok yani suçlar arasında hiyerarşi kurmaya gerek yok. Yani evet. Onu anlıyorum ben ne demek istediğinizi ama yine de o çok doğru iki kelimeyle olayı özel, karanlık el. Karanlık el o yani. O çok evet. O çünkü öldürmek istiyor. İkisi de karanlık. Neyse benim polisime yani vuran adam da karanlık takıp eldir de. Polise demirle görüş vuran da karanlık. Yani ötekisi sadece iş bölümü yapmış bunlar. Yani o polisin o kadar neden bu kadar sağduyulu olduğu ve sonuçlarında nasıl böyle bir olaydan kaotik ve kargaşa olan bu ortamdan nasıl az zayette çıkıldığını polisin bu duruşu aslında. Gerçekten çok profesyonel bir açıkçası söylemek istediğimi biraz daha böyle hani daha net söyleyeyim daha fazla. Şimdi polisin karşısına gelmiş, vuruyor. Doğru mu? Değil. Ama adıyla, sanıyla, yüzüyle, kimliğiyle orada o. Ama taş atanın kim olduğunu bilmiyor. Biraz önce taşı söken birisi vardı. Kapşonunu çekmiş. Ne olduğu belli değil. Taşı kırmaya çalışıyor yerlere. Yüzünü görebildik mi? Yok. Bunu kastediyorum. Anladım. Aralarındaki bak, fark yani neyse, çok olabilir. Ciddi. Yani tamam, bunu bana göre polise vuran adam da karanlık elde. Aynen. Tamam ya, görüş, bu görüş olabilir. Kapatmışken şimdi izlemeye çalıştım. Bugün şu dikkatimi çekti. Sen başta söyledin ama oraya geliyoruz giderek. Bugünkü iktidarın aldığı tutumda, ana muhalefetin aldığı evet. tutumda yani ve muhalefeti iktidarı sendikaların çok aldığı tutumda tebrik bu ediyorum. Ülkede bir bu üç kesimin de sağduyulu hareket edebildiğinin resmi. Evet. Bugün ülkemi çok memnuniyetle izledim. Bakın, bakın bu işte anlamda. Sağlıklı bir durum. Yani. Çünkü bu adamlar zaten maksatları bak belli ki ortalığı çekmiş, karıştırmak. Bak yüzünü Emrah o nedir elindeki? Burada, bu da buradaydı. Bu da burada. Yine biliyorsun. Çok yakın mesafe. Bakın alanı gösterelim. Bakın bu da Arnavut kaldırımı. O da yerden sökülmüş ve bu da çok rahat atılır. Ve hemen hızlıca 50-60 el bombası bir şekilde bu taşlar evet, oraya doğru yani. Geldi ve yerdeki izlerini de zaten ağırlık görebiliyoruz. Yani. Doğru. Şey ya, ben bir şey merak ediyorum. Emrah, buranın dışında başka polisin müdahale ettiği yerler oldu mu biliyor musun? Ya da polise karşı bir mukavemet olan yer var mıydı? Benzer olayların yaşandığı. Şöyle, ya böyle benzer olay yoktu ama Aksaray'ın belediyenin yukarısına doğru çıkışta bir sözlü arbede gerçekleşti. Böyle bir müdahale orada, böyle bir karşılıklı durum yaşanmadı. Aslında İstanbul'un genelinde burada yaşanan içlerinde en kritik saatlerin yaşandığı evet. yer burasıydı. Ya o zaman son derece burada sağlıklı olmuş. Yani. Toplum bu provokatörlere destek vermemiş yani. İktidarı da vermemiş, muhalefeti de vermemiş, STK'lar da vermemiş. Sendikalar. Özür diliyorum. Sendikalar da vermemiş. Eray evet, Hocam. Dolayısıyla sendikalar. Gerçekten çok sağlıklı evet. bir toplumsal gerçeklik görüyoruz yani. Süreç yönetilimi. Buradakiler de hayal alemi. Emrah, olunca 0, Emrah ne olur ayrılma. Evet, ayrılma bir dakika. Bir dakika. Bir virgül at. Bir virgül at. Sana döneceğiz. Biraz daha konuşalım tamam. bu konuyu. Bence bir kısa reklamdan sonra. Evet.